Taze fasulyeye geçtik. Kapamanın etini attık, şimdi taze fasulyeye geçtik. Sofrayı da kurduk. Zeytinyağlı taze fasulye için malzemelerimiz 2 diş sarımsak, 2 adet kesme şeker, 1 adet soğan, 1 adet yeşil biber, 1 adet domates, 1 tatlı kaşığı sebze reçetesi, yarım kilo taze fasulye ve yarım çay bardağı zeytinyağı. Ses, bana domates doğrayabilir misin? Tabii ki doğrarım da kesilsiz kabuklarını da soymamı istersiniz şimdi. Evet. Bu işi bana verdiniz valla. Ben yapayım o zaman. Buyurun, yapabilirsiniz. Tamam. Sıkıntı yok. En iyisini benim yaptığımı biliyorsunuz tabii. Professional elleri. Şüphe yok. Öyle güzel izliyorum ki, öyle güzel iş yapıyorsun ki. Maşallah, subhanallah. Kızlar, bekar kızlar, bakın öğrenin zeytinyağlı taze fasulye. Yarın kocanız istedi, ben bilmiyorum, yok. Yerine geldik, ablamdan öğreniyoruz. Evet. Ablam, şimdi önce buraya. Bir dakika. Tarifini ver bize şöyle. Şuradan süzgeçten şeyi geçireyim. Bak, tanelerini de ziyan etmeyeyim. Fasulyenin içini de alıyor kadın. Sen vallahi mal sahibi olsun. Kadın fasulyenin suyunu bile süzgeçten geçiriyor. Tamam. Şimdi taze fasulyeyi dildik, düdüklüye koy. Evet. Evet, üstüne robottan çektiğimiz soğanlarımızı ekledik. Şimdi bu böyle bazen şey yapmıyor. Ben suyunu da ayarlıyorum. Göz kararı ayarlıyorum. Tamam. Birazcık su koyuyoruz üstüne. Evet, düdüklüde su olması sıkıntı yok. Açtık mı biraz çektiririz icabında. Tamam. Domateslerimizi atalım. Bir tane de sivri biber doğramanızı istiyorum. Var mümkün mü? Şurada var. Ama zeytinyağlı ilk defa sivri biber duydum. Ablamın tarifi kendine özgü. Yuvarlak yuvarlak mı doğruyum? Evet evet, hemen küçük küçük şöyle elimle alıyorum ama. Nedir o koyduğunuz? Sarımsak. Yok artık, sarımsaklarınızı önceden hazırlamışsınız. Biz o nereden çıktı, buzluktan mı çıktı? Onu kayınvalidem yapıyor bana, hazırlıyor. Nasıl yapıyor? Robottan geçiriyor. Böyle hazır bana getiriyor. Peki nasıl muhafaza ediyorsunuz? Diprizde. Yok yok, öyle güzel oluyor ki. Allah, pratikmiş. Var mı koymadınız bir şey? Şeker koymadık. Bir tane şeker. Sebze çeşitlisi de girecek galiba. Evet. Var değil mi? Buram buram. Zeytinyağlıya sebze çeşitlisi giriyor mu? Ben koyuyorum. Ben yemeklerimin hepsine çeşni koyuyorum. Düdüğümüzün kapağını kapatıyoruz. Bakın bu kadar basit. Gerisi artık pişecek. Yağı attık, çeşniyi attık, soğanı attık. Domatesi attık, sivri biberi attık, şekeri attık. Tamam. Taze fasulye de tamam. Sarımsak da koyduğunuza göre artık kapatabilirsiniz düdüklünün kapağını Gülcan Hanım. Hadi bakalım. Dur, aman yavaş. Bismillah. Hadi bakalım. Açtık düdüğümüzü. Evet. Etlerin kokusu bir yandan... Evet, şimdi eti indiriyoruz şeyini. Sıra geldi unumuzu elemeye. Eledik unumuzu, astık duvara. Aa, patates yapacak bunları. Peki bu neyin hamuru Gülcan Hanım? Böreğin. Böreğin. Arnavut böreğinin çarşaf böreğinden farkı ne Gülcan Hanım? Hiçbir farkı yok, sadece işte pırasa koyuyorlar. Sen Gülcan Hanım mısın Kadir? Söyle ablam. Ya çarşaf böreği tabii daha meşakkatli. Bunu da üst üste açıyorsun. Desenize bu çok daha kolay. Bunu düz koyuyorsun, onu düz, yuvarlıyorsun. Yuvarlıyorsun, ince yok. Açmak gerekiyor. Bunda öyle bir şey yok. Aynı şey. Daha kolaymış işte Kadir, nisi aynı? Hayır, açılımı aynı. Sadece onca dönüyorsun. Bunda da böyle kıyır şey olması lazım. Üst üste bunda olacak. Da yağının bol olması lazım. Kadir, onları yıkayıp kızartmalık geniş geniş, nasıl diyorlar onun ismini? Elma dilimi mi? Heh, elma dilimi doğrar mısın? Biberler de kokmaya başladı. Koksun. Onun süresi var, sıkıntı yok. Onları hemen bir normal bir poşete koyacağız. Ne kadar ağır dönüyor. Ağır ağır. İşte köz gibi oluyor. Biberler közlenirken patatesler de Kadir'e emanet Gülcan Hanım. Peki börek için kaç meze lazım size? Biz ses say bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. O zaman 16 yapacağız. Say yine. 3, 6, 9, 12, 16. Bunu da alabilirsiniz. Matematiğiniz benden de güzel. Evet. 16 meze oldu, tamamdır. Abla iyi mi bunların elma dilimi? Bir tık daha küçülteyim mi? Tam ortadan döndürüyorum. Yani aynı. Küçülteyim mi, böyle mi kalsın? Küçük küçük. Bezeler ne olacak şimdi? Açacağız. O zaman siz hamurla haşır neşir olurken Kadir de patatesleri dilimliği versin. Evet.
sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi Gülcan Hanım dün akşamdan hazırladığı pırasalı harcı börek hamurluğuyla bir güzel buluşturuyor. Kaç kat var şimdi tepsinin altında Kadir? 8 kat. 8 üstünde 16 kat. Ey maşallah. Çünkü tepsim biraz küçük. Kat sayısı tepsiye göre belirleniyor herhalde. Yani tepsi büyük olsa kat daha mı çok? Tabii tabii. Pırasaların otrönenin güzel tadını ve karabiberini güzel oturtturması lazım. Çıtır çıtır çatalı böyle batırdığımız zaman böyle milföy hamuru gibi dağılması gerekiyor. Tek tek açıp o şekilde mi yapacak yoksa üst üste hamurları koyup birlikte mi açacak? Bunlar böreğin kıvamını bozabilir. Bu böreğin en büyük özelliği 8 katın bir anda açılması. Evet. Piştiği zaman araların dildil olması. Kabul et Kadir, Arnavut böreğinin yapımı çok kolay. Buna sıvı yağ dökecek çıkışını. Çarşaf böreği bundan tabii daha zor. Bırakın ben dökeyim Gülcan Hanım. Tamam, üstüne koyacağım zaten. Hayırdır Kadir, nereye gidiyorsun? Sana açılmış böreği getireceğim. Ya düzgün yürü Kadir. Gününü gün ettiğin için yürüyüşün de bozuldu artık senin. He, fiziğim de değişti. Evet, o börek piştiğinde aynen böyle olacak. Bu güzel olmuş mu? En güzeli. Gelinleri çok güzel yapmış. Vallahi üstü çıtır çıtır olmuş. Bak işte böyle bak araları. Bak araları kat kat olmuş. Kadir, fırını yakar mısın? Nerede fırın? Davulu davulu. Böreğini bırakmak zorunda kaldın ama artık kusura bakma Kadir. Yine muhteşem baharatımız. Evet. Olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazımız. Biraz da kekik. Tuz. Tuz yok. Tuz atmıyorum. Tuz. Baharatlı ya. Ama olayını. Ablam öyle seviyorsa öyle olsun. Patates. Abla burada nereden baksan bir kiloya yakın patates var. Gelin hadi birleştirelim. Ne oldu? Dikelim istersen tek tek. Bunu böylece fırına vereceksiniz. Evet. Abla şu masayı bir şeyi süngerleyeyim mi? Dur. Kadir ben tatlımı da yapayım. Ondan sonra hamurlarla işim bitecek ya. Siz onlarla uğraşırken ben de yalancı şekerparenin malzemelerini okuyayım. 3 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2,5 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, limon. Güzeli için fındık. Gülcan Hanım bu yoğurt ev yoğurdu mu? Hayır. Ne yoğurdu? Kovay çarşı yoğurdu. 2 bardak mıydı sıvı yağ? Sıvı yağ 2,5 su bardağı. Peki niye normal şekerpare değil, yalancı şekerpare? Ya bunu bizim gelinin ablası yapıyordu. Ondan beğendik. Çok keyifli oluyor, kıyır kıyır oluyor. Yalancı şekerpare, ilk defa duyuyorum. Yalancı şekerpare, yani nasıl yalancı? Normal şekerpare de çok kolay bir tatlı. Yalancısını neden seçmiş? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.